Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, saygıdeğer Kıbrıs Türk halkı. Geçtiğimiz hafta kadının eşit ve özgür bir yaşam için yılmadan, bıkmadan, usanmadan mücadelesini duyurduğu, yasal düzeyde yapılması gerekenleri yine haykırdığı bir haftaydı. Bizler bu haftayı İsyas Otel'de yavrularını kaybeden annelerimizle, sevgili kız kardeşlerimizle, evlat acısı yaşayan tüm annelerimizle, kardeşini, eşini, akrabalarını, ailesini kaybetmiş, ışığı sönen binlerce yuvanın acısını yüreğimizde taşıyarak var olmanın dayanılmaz ağırlığıyla geçirdik. Bu ağırlık maalesef her geçen günde bu yaşadığımız coğrafyada artarak devam etmektedir. Neden artarak devam etmektedir? Çünkü yaşadığımız bu süreç aynı zamanda bizim sahip olduğumuz devletimizin belli noktalarda ne kadar aciz kaldığını da maalesef gözler önüne sermiştir. Çok büyük bir felaket yaşandı. Bu yaşanan felaketle birlikte de kendi durumumuzun ne olduğu bir kez daha tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. 1974 sonrasında yerleştiğimiz okul binalarının, orada eğitim gördüğümüz ve sonrasında eğitim verdiğimiz o yuvaların, eğitim yuvalarının, her birimizin yetiştiği o eğitim yuvalarının bu geçen süre içerisinde ne kadar sahipsiz kaldığıyla yüzleştik. Neden? Bugün olduğu hale daha çeşitli nedenlerden dolayı, yani hükümetin samimiyetsiz tavırlarından dolayı, bir yasanın geri alınacağıyla ilgili verdiği sözlerin yine yerine getirilmediğinden dolayı İnşaat Mühendisleri Odası'nın bu raporu yayınlamamasıyla birlikte yaşadığımız bir süreç var. Bugün herhangi bir planlama yapılamıyor. Neden? Çünkü yapılan denetimler sonucunda hangi okulun, hangi binanın, hangi kamu binasının ne düzeyde olduğu ve sağlamlığı konusunda, yapı güvenliği konusunda elimizde bir veri yok. Bir veri olmadığı içinde bunlarla ilgili bir planlama yapılması mümkün değil. Bu şartlarda yapılabilecek ve bir çözüm olduğu düşünülebilecek tek uygulama belli bir oranda çocuklarımızın çadırda eğitim alması oldu. Havanın acizliği, epey zamandır beklediğimiz, bereket dediğimiz yağmur bu haftaya denk geldi. Bu öngörü de yağmurla birlikte silip süpürüldü. Ne oldu? Tekrardan içinde bulunduğumuz çıplaklık tüm şeffaflığıyla, tüm netliğiyle gözümüzün önüne geldi. Çocuklarımız çamurların içerisinde kaldı. Eğitim yine olmadı. Online eğitim çok tercih edilmiyor. Neden? Çünkü imkansızlıklar var o konuda da. Çocukların, belli çocukların erişiminde sıkıntı var. Öğretmenler bunun verimliliğiyle ilgili, sendikalar bunun verimliliğiyle ilgili memnun olmadığı için sorunlar var. Yani sonuçta bu şartlarda dahi şu anda can simidi olarak sarılabildiğimiz yegane şey yine online eğitim oldu. Bunun verimliliği zaten malumunuz. Ne düzeyde olduğu, neler getirdiği, neler götürdüğü. Hal böyleyken, bunlar yapılırken ve bu anlamda bu bölgelerdeki çalışmaların büyük bir çoğunluğu da yerel yönetimler üstlenirken, bu taraftan hükümetin öngördüğü bir başka şey, yapılacak tasarruflarda belediyelerin havuza düşen gelirlerinden %10 kesinti yapılması. Sevgili Kıbrıs Türk halkı, bir pandemi dönemi geçirdik. Bu pandemi döneminde de yine sahada en fazla ve en aktif olarak yer alan ve halka en fazla ve en hızlı şekilde ulaşan yönetim, yerel yönetimler oldu. Merkezi hükümetin yetemediği yerlerde yerel yönetim yetti. Yerinden yönetimi
sürekli olarak vurguluyoruz ve bunun ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Bu süreçte de yine okulların düzenlenmesi, elektrik altyapıları, tuvalet ihtiyaçları, park yeri, bütün düzenlemeleriyle ilgili çalışmaları yerel yönetimler gerçekleştirdi. Bu da bize şunu gösteriyor. Aksine yapılabilecek kesinti yerine mümkün olduğunca yerel yönetimlerin bütçelerini bu konuda daha da güçlendirmek gerekiyor. Üst akıl değil ama ortak akıl bunu gösteriyor. O yüzden bu yapılacak olan %10 kesintinin bu noktasını tekrardan değerlendirilmesini önemli rica ediyorum. Bu çok yanlış bir uygulama. Yaşadıklarımız da buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Bununla birlikte kadınlarımızın verdiği mücadeleye bakacak olursak 30 Kasım 2022'den geçen bu süreye kadar İran'da 5000'den fazla kız öğrenci okudukları okullarda zehirlendi sevgili Kıbrıs Türk halkı. Aynı zamanda Afganistan'da kadınların üniversitede okuması yasaklandı. Kadınlara aynı çağ dışı yobaz zihniyetle yaklaşan atanmış Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın Kıbrıs Türk halkını derinden yaralayan ve kadınları aşağılayan vaazları sonrasında hâle daha görevde olmasıyla ilgili gerekçelerinizi de açıkçası biz bilmek istiyoruz. Neden hala görevde? Bunu da buradan bu halka ve bizlere açıklamak boynunuzun borcudur diye düşünüyorum. Kıbrıs Türk halkı son derece özverili ve yeri geldiğinde de o meşhur taş var ya, hani hep elimizi altına koyuyoruz. O meşhur taşın altına da yeri geldiğinde elini o taşın altına koymaktan hiç de çekinmeyen bir halktır. Beş parmak dağları yandı. Beş parmak dağlarının ağaçlandırılması için bu halk maaşlarından kesinti yaptı. Elektrik yatırımlarıyla ilgili ihtiyaç olduğu bu halk yine kesinti yaptı. Soma'da maden faciası oldu. Oradaki maden emekçilerinin ailelerine destek olarak bu halk maaşlarından kesinti yaptı. O yüzden Kıbrıs Türk halkı dayanışmayı da bilir, zorda olanın yanında olmasını da çok iyi bilir. Ama bunu yaparken bazı şeyler de yukarıdan başlayıp aşağıya doğru inecek. Yani bir taraftan ısrarla tasarruf yapacağız derken bunun ne kadar samimi olduğuyla ilgili halkı inandırmak ve bu güveni vermek de hepimizin ama en başta hükümetin görevidir. Bu tasarrufların en baştan başlayarak ilgili yerlerde yapılması gerekiyor. Peki, beş parmak dağları yandı, ağaçlandırmalar yapıldı, kesintiler yapıldı, ağaçlandırmalar yapıldı, yeşerdi. Bugün bakıyoruz o ağaçlandırdığımız yerler ve sonrasındaki pek çok alana yayılan ağaçlarımızın durumu ne durumda? Bu kesintiler şu anda bize ne kadar geriye döndü? Bütün ormanlarımız cam kese böceğine maalesef teslim edilmiş durumda. Peki seyri sefer harçları veriyoruz. Hep birlikte ne için veriyoruz? Yol güvenliği için veriyoruz. Bugün yollarımız ne kadar güvenli? Her biri bu bir tuzağı gibi. Köstebek yuvası. Elektrikle ilgili yatırımlar olsun diye kesintiler yapıldı. Peki soruyorum. Elektrikle ilgili yollarımız ne kadar aydınlık? Şehirlerimiz ne kadar aydınlık? Ne kadar yol güvenliği içerisinde yayaların yürürken gördüğümüz yollarda seyahat edebiliyoruz? Bunların hiçbiri şu anda yok. Haklı olarak her bir vatandaşta biz bu yatırımları yapıyoruz, vergimizi veriyoruz. Peki bu bize ne kadar geriye dönüyor diye soruyor. Sormakta da haklıdır. Ve hepimizin de bunların cevabını vermek boynumuzun borcudur. İnsanlar artık zaten enflasyonu bir ortamda sürekli olarak alınan bir gün aldığınız bir şeyi ertesi güne almanız mümkün değil aynı fiyata.
Sayın Bakan'ın müjdesini vermişti Şubat'ta tüp gaz ucuzlayacak diye, o zamandan bu yana ikinci defa zam geldi. Yani artık insanlar bunları da sürekli olarak sorguluyor. O zaman şunu yapmak lazım. İnsanlara bir güven ortamı oluşturmak lazım. Şu andaki bu ortamda da bu yapılacak olan kesintilerin ne kadarının insanlara döneceği, okul olarak döneceği, hastane olarak döneceği, yol olarak döneceği, güvenlik açısından döneceği sorgulanıyor. Bu maalesef hepimiz için büyük bir utanç kaynağıdır. Onun dışında şunu ifade etmek istiyorum. Halk devlet için vardır, devlet halk için yoktur. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını halktan alır. O yüzden burada halkın menfaatine dokunacak, onların yaşantısını kolaylaştıracak ve belli bir oranda da yatırıma dönüştürecek hizmetleri artık bu halk görmek istiyor. Yani sürekli olarak varlık içinde yokluk yaşanılan bir ortamda olmaktan gerçekten artık imtina eder duruma gelmiş bulunmaktayız. Şimdi demin bahsetmiştim, tasarrufların belli noktalardan başlayıp gelmesi gerektiğiyle ilgili. Biz geçen hafta bir divan toplantısı yaptık. Yaptığımız bu divan toplantısında da belli hassasiyetlerimizi dile getirdik. En başta getirdiğimiz hassasiyet de makam araçlarının sivil plakalarla dolaşmasıydı. Yani hem bakanlıklarda kullanılan makam araçları, resmi hizmet araçlarının, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin makam aracının ve aynı zamanda resmi hizmet araçlarının sivil plakalarla, mesai bitimi, dışımı hiç fark etmez ama sivil plakayla dolaşmasıydı. 7 Mart 2023 tarihinde yaptığımız divan toplantısında şöyle bir karar aldık divan olarak. Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, Cumhuriyet Meclisi'nde bulunan resmi hizmet araçlarının, yani rehaların, her ne şart altında olursa olsun sivil plaka ile hizmet yapılmaması ve kullanılmamasına karar verir dedik. Bakın, bu bugün çekildi sabahleyin. LF 210. Bu mecliste kullanılan resmi hizmet araçlarından bir tanesine bu karara rağmen takılmış sivil plaka. Şimdi ilk önce samimiyetten bahsedeceksek, tasarruftan bahsedeceksek, özellikle de bu divanda, bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüce meclisinde yer alan kararlara da uyulması, saygı gösterilmesi gerekiyor. Eğer bu durum bu şekilde de devam edecekse, bundan sonrasında da çok daha farklı tavır ve davranışlarla karşı karşıya kalınacak. Eğer bir karar alındıysa bu kararı uygulamak bu yüce meclisin ilk baştaki görevidir. Bunu da ilk önce buradan yapmaya başlayacak. Sivil plakalarla dolaşmanın ihtiyacı nedir? Nedir? Sevgili Kıbrıs Türk halkım, ben kaymakamlık yaptım 3 sene boyunca. Evimden işine giderken kendi özel aracımı kullandım. Resmi görevlerimin dışında resmi hizmet aracını da kullandım. Bürokratlık yaptım, Lefkoşa'ya gittim geldim. Kendi aracımla gittim geldim. Ve onun dışında da bir işim olduğunda kendi özel aracımı kullandım. Tasarruf diyorsanız ilk önce kendinizden başlayacaksınız. Bunun dışında da gittiğiniz yerlerde makam araçlarınıza sivil plaka takıp dolaşmayacaksınız. O zaman ben de sizinle otururum, biz de sizinle otururuz. Samimiyet çerçevesinde her şeyi konuşabiliriz. Bunun dışında bugün çok özel bir gün. Sözlerimi tamamlarken bunu dile getirerek tamamlamak istiyorum. 50 yıl Kıbrıs Türk halkına tıp alanında hizmet vermiş bir babanın evladıyım. Bu anlamda bir doktor çocuğu olarak bu mesleğin nasıl yapıldığını, nasıl bir özveriyle yapıldığını, ne şartlarda yapıldığını, ne zorluklarla yapıldığını, ailenizden, kendinizden nasıl bir fedakarlıkla yerine getirildiğini çok iyi bilen
bir kardeşinizim. Bu anlamda mesleğini insan sevgisiyle yapan, insanın yaşamına dokunmak için kendinden veren tüm hekimlerimizin, sevgili dostlarımın, ailemin, arkadaşlarımın, Mehmetçis'te bulunan da doktor arkadaşlarımın tıp gününü kutlar. Hepinize sağlıklı, iyi günler dilerim. Teşekkür ederim.